Sonunda başardınız. Lisedesiniz. Büyük ihtimalle gergin ve heyecanlısınız. Hatta belki de korkuyorsunuz. Endişelenmeyin. Altından kalkacaksınız. Eğer lisedeki ilk yılınıza iyi başlamak için ipuçları arıyorsanız doğru yerdesiniz. Tanıtım toplantısına gidin. Çoğu lise yeni gelecek öğrenciler için bir tanıtım toplantısı düzenler ve evet, bu okul açılmadan önce okula gitmeniz anlamına gelir. Başta bunu gereksiz bulabilirsiniz ama sonradan iyi ki gitmişim diyeceksiniz. Bu toplantıda pek çok şey öğreneceksiniz. Mesela önünüzdeki 4 yılı geçireceğiniz binayı keşfetme fırsatınız olacak. Hey, lise benim hayatımın en güzel 4 yılıydı. Sonuçta sınıfların kapısındaki numaraları okumaya çalışırken üst dönemlerin koşuşturması arasında ezileceksiniz. En azından okulun ilk gününde kaybolduğunuz için derse geç kalıp öğretmeninizi sinirlendirme ihtimalinizi ortadan kaldırın. Ders programınızı öğrenin. Okul açılmadan önce programınız elinizde ise harika. İyice okuyun, ezberleyin. Sınıflarınızın yerini öğrenin. Hey, iyi ki uykunuzdan feragat edip okul açılmadan önceki tanıtım toplantısına katılmışsınız. Üstelik ders programınızı önceden bildiğinizde öğle yemeği saatinizi de öğrenmiş olursunuz ve planınızı buna göre yaparsınız. Kırtasiye malzemelerini abartmayın. Özellikle de dersleriniz henüz başlamamışken kırtasiyeye gidip okul malzemeleri reyonunda gördüğünüz her şeyi almak iyi bir fikirmiş gibi gelebilir. Sonuçta ne zaman dergeç lazım olacağını bilemezsiniz, değil mi? Yine de derste nelere ihtiyacınız olacağını ders öğretmeniniz zaten ilk günden söyleyecektir. Bu yüzden önce bekleyin, sonra bir liste hazırlayın ve kırtasiyeciye ilk günden sonra gidin. Kim bilir, belki ebeveynleriniz gereksiz harcama yapmadığınız için size bir şeyler ısmarlar. Ajanda edinin. Ajanda elinizde önceden bulundursanız iyi olacak bir okul malzemesi. Çok şatafatlı bir şey olmasına gerek yok. Takvimi olan sade bir not defteri yeterli olacaktır. Ama ajanda sahibi olmaktan daha önemli şey onu kullanmaktır. Bütün ödevlerinizi, sınav tarihlerinizi, sabah bir duyuruda duyduğunuz ve incelemek istediğiniz konuyu hepsini yazın. Defterinizi kendi sekreteriniz olarak düşünün. Hiçbir şeyi aklınızda tutmanıza ya da unutmaktan korkmanıza gerek yok. Ajandanızı her açtığınızda size hatırlatacaktır. Öğretmenlerinizin ismini öğrenin. Onlar sizin adınızı öğrenene kadar bir ay geçebilir ama sonuçta onların öğrenci sayısı sizin öğretmen sayınızdan çok daha fazla. Öğretmenlerinizin ismini öğrenmeniz önemli çünkü tuvalete gitmek için izin istediğinizde nasıl hitap edeceğinizi bilmeniz gerekecek. Öne oturun. Eğer önceden belli bir oturma düzeni yoksa öne yakın oturmaya çalışın. Özellikle zorlandığınız derslerde bu taktiği kesinlikle uygulayın. Hayır, öğretmene yaranmaya çalıştığınız için öne oturmuyorsunuz. Bu tamamen derse odaklanabilmeniz için yaptığınız bir şey. Eğer ön sıralar dolmuşsa, arka sıralara geçin. Öğretmenler ders anlatırken genellikle en öndeki ve en arkadaki öğrencilere daha fazla dikkat ederler. Arka sıralara geçerseniz ortalarda kalıp kaybolmaktan kurtulursunuz. Pencere kenarında da oturmayın. Öğretmeniniz Kotanjant isimli bir adam hakkında durmadan bir şeyler anlatırken dışarıdaki manzarayı izleyip hayallere dalma ihtimaliniz epey yüksek. Haksız mıyım? Soru sorun. Sürekli sorun. Her fırsatta sorun. Bir şeyleri bilmemek gayet normal bir şey. Sonuçta öğrenmek için okuldasınız. Eğer biri size cevabını bilmediğiniz bir soru sorarsa biliyormuş numarası yapmayın ya da şakayla geçiştirmeyin. Doğrudan deyin. Böylece cevabı öğrenirsiniz ve artık onu biliyor olursunuz. Sınıf arkadaşlarınızla konuşun. Lisedeki ilk yılınız kendinizi zorlayıp sosyalleşmek için harika bir zamandır. Çünkü kimse rahat değildir. Koridorda herkesle selamlaştığını gördüğünüz o Berk var ya, her ne kadar ne yaptığını biliyor gibi görünse de büyük ihtimalle özgüvensizliğini telafi etmeye çalışıyor. Dahil olabileceğiniz bir sohbet duyarsanız siz de konuşun. Tabii eğer karşınızdaki Berk değilse, çünkü öyle olsa zaten o sizinle çoktan konuşmaya başlamış olurdu. Seçmeli derslerinizi özenle seçin. Büyük ihtimalle ilk kez birkaç ders arasından ilginizi çeken bir dersi seçme fırsatınız oluyor. Bu fırsatı kullanın. Ders seçerken arkadaşlarınızın aynı derse gidiyor olmasını bahane olarak kullanmayın. Özellikle de onların seçtikleri ders zevk alacağınız ve başarılı olacağını düşündüğünüz bir ders değilse. Seçmelileri hep daha fazla şey öğrenmek istediğiniz yeni bir alanı keşfetmek için bir fırsat olarak kullanın. Ders programlarınıza değişiklik istemekten çekinmeyin. Tabii ilk günden paniğe kapılmanız da doğru olmaz. Dönem başladıktan 1-2 hafta sonra eğer seçtiğiniz dersin size göre olmadığını, çok zorlanacağınızı ya da dersin fazla kolay kaldığını anlarsanız
danışmanınıza durumu anlatıp çözüm bulmaya çalışın. Size çok zor gelen bir derste kalıp ortalamanızı düşürmek veya danışmanınıza haber vermekten çekindiğiniz için hiçbir şey öğrenmediğiniz bir derste zaman harcamak istemezsiniz. Okul dışı zamanlarınızı da planlayın. Aldığınız o havalı ajanda sadece okul saatleri için değil, derslerden hem önce hem de sonrasını da planlamanız gerekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirmelisiniz ama aşırı da doldurmamalısınız. Okul sonrası etkinliklere vakit ayırdığınız gibi ev ödevlerinize, dinlenmeye, arkadaşlarınızla zaman geçirmeye ve dizi izlemeye de vakit ayırmalısınız. Kötü geçen bir gününüz ya da haftanız bütün döneme mal olmasın. Zor günler mutlaka olacaktır. Bir sınavdan düşük not alırsınız ya da bir arkadaşınızla tartışırsınız. Bu şimdi öyle olmayacağını düşünseniz bile epey canınızı sıkabilir. Burada önemli olan şey bu negatif duyguların kontrol altında kalmasıdır. Bir adım geri atın ve böyle anları daha güzel günlere ulaşmak için bir fırsat olarak kullanın. Unutmayın, not her şey değildir. Notlar önemsizdir demiyorum, tabii ki önemliler. Ama lise ortalama puanınızdan çok daha fazlasıdır. Eğer çok da önemli olmayan bir ek ödev yapmakla arkadaşlarınızla dışarı çıkmak arasında kalırsanız arkadaşlarınızı seçin. Unutmayın, burada önemli olan şey her şeyi dengede tutmak. Kimsenin size iyi notlar ve sosyal bir çevrenin bir arada olmayacağını söylemesine izin vermeyin. Günlük tutun. Çok havalı bir deftere ihtiyacınız yok. Sıradan bir defter iş görür. Lisenin ilk yılı göz açıp kapayıncaya kadar geçecek ve nasıl bittiğini anlamayacaksınız. Bir bakmışsınız yaz gelmiş. Sonra bir bakacaksınız mezunlar toplaşmasına katılıyorsunuz. İnanın hayat gerçekten hızlı akıyor. Günde 5 dakikanızı ayırıp düşüncelerinizi, duygularınızı ve yaptıklarınızı yazın. Böylece zaman hızlı aksa da deneyimlerinize odaklanabilirsiniz. Her şeyi sosyal medyada paylaşmayın. Kötü veya harika günler geçirdiğinizde her şeyi aklınızdan geçtiği gibi paylaşmak isteyebilirsiniz. Ama bunları internete koyacağınız zaman gizliliğe önem verin. Yakın arkadaşlarınızın olduğu bir grupta paylaşacağınız bir gönderiyi, koridorda herkesle selamlaşan Berk'ten duymak en son isteyeceğiniz şey olur. Eğer bir şekilde bir yerlere yazıp içinizi dökmek istiyorsanız, günlüğünüz bu iş için var. Hedefleriniz olsun. Kendinize lisenin ilk yılında beklentilerinizin neler olduğunu sorun. Bir arkadaş grubu edinmek mi, tiyatro grubuna katılmak mı, derslerde başarılı olmak mı, sevgili bulmak mı? Bu sonuncusu biraz korkunç ama eğlenceli. Okul zili çaldıktan sonra günlük koşuşturmacada kaybolmak çok kolay oluyor. Bu yıl yapmak istediklerinizin kısa bir listesini yapmak bile hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracaktır. İlk yılın gevşekliğine kapılmayın. İlk yılınızda biraz salmak isteyebilirsiniz. Gerçekten yapmanız gerekince bu yılki eksiklerinizi sonraki dönemlerde tamamlayabileceğinizi düşünebilirsiniz. Hayır, o tuzağa düşmeyin. Bugün biraz zaman ve çabayla gelecekteki kendinizi bütün bu gerginlikten kurtarabilirsiniz. Gerçek şu ki ilk yıl en kolay yıldır. Bunu zaman geçtikçe daha iyi fark edeceksiniz ve çok çalışıp ortalamanızı baştan yüksek tuttuğunuz için ileride kendinize çok teşekkür edeceksiniz. Şimdi sıra sizde. Lisenin ilk yılı hakkında sizin en heyecanlı olduğunuz konu hangisi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama durun, hemen Berk'le takılmaya gitmeyin. Göz atmanız için 2000'den fazla harika videomuz var. Tek yapmanız gereken soldaki ya da sağdaki videoya tıklamak ve tadını çıkarmak. Hayata olumlu bakın.